Sistemi İngilizce olarak kullanıyorsanız ya da İngilizce Excel'de disk fonksiyonu olarak kullanabileceğiniz indirim fonksiyonunu göreceğiz. Bu fonksiyon bir menkul kıymetin fiyata dayalı iskonto oranını hesaplar. Evet yine döndük iskonto oranı hesaplamaya. Burada da yine takas, vade, fiyat, itfa ve gün sayım yöntemi olmak üzere toplamda 5 tane bağımsız değişkenle karşılaşacağız. Bunların 4 tanesinin bize verildiğini görüyoruz. Gün sayım yöntemi ya da temeli olarak nitelendirilen bağımsız değişkeni çok sayıda anlattığım için artık bir daha bunu üzerinde durmayacağım. 0 ile 4 arasında siz hatırlarsınız gün sayım modelleri gerçek 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 360 ABD modeli falan filan bunları eğitim için eğer zaten bir yere yazarsanız bakıp oradan uygulayabilirsiniz şimdi burada takas olarak kullanacağımız bağımsız değişken menkul kıymetin takas tarihi ortaya çıkmasının menkul kıymetin alıcıya teslim edildiği tarihtir ya da ya da şöyle diyebiliriz 3 Ocak 2012'de bunu işi satın almış 31 Aralık 2012'de de bunun vadesi doluyor alırken 9950 liraya almış İtfa tutarı yani e, sönme diyelim 10.000 lira olmuş 10.000 lira da bu işlem tamamlanmış şimdi bunun iskontosu ne kadar? Kadar. bunu hesaplayacağız hemen gelip indirim yazıyoruz takas tarihini buraya verdik vade tarihimizi veriyoruz fiyatımız 9.950 lira ve itfaamız da 10.000 lira. Gün sayma temeli varsayılan olarak gelsin. Enter'a bastığımız zaman oran karşımıza çıkıyor. Evet bu tarihi birazcık kısa tutalım biz. Çok uzun bir tarih olmuş. Açık bir yıla yakın. Biz mesela bunu 31 Mayıs olarak güncelleyelim. Şuradaki değer artsın. Bunu gösterirken de nasıl gösterelim? Yüzdelik olarak şöyle. %1,22'lik bir iskonto yani indirim tutarı bizi karşılıyor arkadaşlar. İndirim fonksiyonunu kullanım amacı da bu şekilde.